Ölmemiş tabii. Sulu bir şekilde söylediğim gibi. Merhaba arkadaşlar, ben Gaziantep'ten küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Her hafta yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız? Bugün döküm tavada pratik tavuk döner yapacağız. Et dönerle ilgili de bilgi yapacağız. Yakın zamanda onunla ilgili de bir çekim yapacağım. Bugün tavuk göğsüyle birlikte güzel ekmek arası tavuk döner hazırlayacağız. Baharatlarımız, tuzumuz, toz biber, pul biber, bir de tavuk harcımız var. Döküm tavada hazırlayacağım. İsterseniz şimdi tavuklarımızı alıp başlayalım. Butta kullanabilirdim ama ben yağsız olmasını tercih ettiğim için göğüs kullandım. Göğsümüzü aldım. Şöyle küçük olmayacak şekilde şu parçalar halinde böldüm. Uzunlamasına bölüyorum. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Yanlamasına da yapabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız hem tavuk suyunu kaybetmiyor hem de daha lezzetli oluyor. Şöyle bıraktım. Şu şekilde düzüyorum. Şöyle kapattım. Şu şekilde tavuklarımı açıyorum. İyice inceltiyorum. Hem daha güzel pişecek. Şöyle göstereyim. Şöyle. Kalınlığı da bu şekilde oldu. Büyük olmasının sebebi de dediğim gibi suyunu kaybetmiyor. Daha da lezzetli oluyor. O yüzden bu şekilde doğradım. Burada 600 gram kadar tavuk göğsümüz vardı. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı pul biber. İki tatlı kaşığı da tavuk harcı ilave ediyorum. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Şimdi güzelce kendini karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Şu şekilde düzüyorum.
Şimdi döküm tavamızın altına açtık. Biraz da yağ ilave ediyorum sıvıya. Tavuğumun da hem biraz dinlenmesi lazım. Tavam da yaklaşık bir 10 dakika içinde ısınacak. Isındıktan sonra dönerlerimizi pişirelim. Şöyle de görüldüğü gibi duman çıkmaya başladı tavamdan. Şöyle tavuklarımı tek tek bırakıyorum. Harika kokular gelmeye başladı. Şöyle bir tur çevirelim. Döküm tavanın olması da ayrıca daha da lezzetli oluyor. Döküm tavanız yoksa teflonda da yapabilirsiniz. Ama döküm tava kullanırsanız gerçekten yemeğiniz de görüldüğü gibi lezzetli olur. Gerçekten tavuklarımız sulu sulu oldu. Garnitürlerimizi de hazırlayalım. Ekmeğimiz hazır. Şöyle bıraktım. Domatesimi halka halka kesiyorum şu şekilde. Domatesim hazır. Biraz da marulumdan alıyorum. Biraz da soğanımdan. Şöyle. Soğanımdan da aldım. Şimdi tavuğumuz hazır. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Sulu bir şekilde söylediğim gibi çok güzel oldu. Şöyle bir tanesini aldım. Bir tanesini de yanına bıraktım. İçerisine domatesimi ilave ettim. Biraz tuz. Marulum. Ön üzerine de soğanım. Şöyle de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Nasıl oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi döküm tavanız yoksa teflonda da yapabilirsiniz. Hakikaten çok güzel olmuş. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep'te bizim meşhur bir yerimiz var. Kızılay Kan Merkezi karşısında nereye bekliyorum? Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim.
Şimdilik bu kadar. Selamlar, hoşça kalın.